Adım İsmail Buğra Turan hocam. Benim sorum uzaya çıkılmasından Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor mu hocam? Ee, uzaya çıkılabilir mi? Senin kanaatın ne Buğra? Hocam ilim yayma, ilim öğrenme sürecinde olduğu sürece bence çıkılabilir ama merak ettim sorayım dedim. Tabii ben de merak ediyorum. Ben yani sizin gibi ben de merak ediyorum. Yani hakikaten <gülüyor> uzayın <gülüyor> çocuklar derinliklerinde ne var diye. Evet, evet, evet. Yani bazen aklıma şöyle geliyor. Ayet gelmeyi söyleyeceğim. Ya mahşerel insi vel cinni in en tenfuzu min aktari semavati vel ardi fenfuzu la tenfuzuna illa bir sultan. Değil mi? Yasin suresindeydi yanılmıyorsam. Ee, Bakara, Rahman, Rahman suresinde. Rahman 33. Ya, doğru mu çocuklar? Evet hocam, Rahman Utur işte, evet. Ee, Yasin'de benzeri ayetler var çünkü. Şimdi, ben de merak ediyorum. Neyi merak ediyorum? Allah bütün bu kainatı, bütün bu evreni, e, yani cinleri ve insanları kulluk için yarattı, tamam. Ama bütün evreni acaba Adem'in çocukları, Havva'nın çocukları için mi yarattı, dünya için mi yarattı? Ben de düşünüyorum bazen. E, müthiş bir şey var, bir evren var, bu evrenin sınırlarında henüz gelmiş değiliz. Yaratılmış olan bazı yıldızların ışıkları henüz yeni dünyaya geliyor. Bu kadar müthiş bir bir alem var. Ee, ve dünya evren habire gelişiyor. Lemusiun diyor Rabbi, bir ayeti kerimede. Biz yeri sürekli genişletmekteyiz diyor. Bu genişletme bir lastiğin genişlemesi gibi bu şekilde. Yörüngeden, boz, yörünge, yörüngeden çıkmadan e, e, elastiki bir şekilde büyümeye devam ediyor. Karalar azalıyor, denizler çoğalıyor, ee, biz yerin etrafını azaltmaya devam ediyoruz, ayet-i kerimede diyor. Yani bilimle ilgili, fizikle ilgili, astronomiyle ilgili bütün veriler Kur'an'ın dediklerini doğruluyor. Tabii, şu olabilir mi acaba? Ee, Furkan'da değil mi? Buğra hocam. Şey, Buğra, Buğra. Ee, unutkan olduk, kusura bakmayın. Sevgili Buğra. Hoş ee, Adem Adem var mı başka Hazreti Adem var mı acaba dünya şeyde evrende başka bir galakside başka bir Adem var mıdır? Onu bilemiyorum tabii ki. Ama Ademler olabilir. Çünkü bir hadiste deniyor ki Adem sizin Ademiniz gibi Ademler, Musa'nız gibi Musalar vardır diyor. Ama burada kastettiği şey acaba öteki alemlerde yani cinler aleminde, diğer mahlukat aleminde kendilerine yetki verilmiş olan meleklerden mi bahsediyor acaba? Cebrail gibi, hani Musa'nız gibi Musa'ları var. Efendim Adem gibi Ademleri var. Yoksa başka gezegenlerde, başka alemlerde e, insan cinsinin dışında başka mahlukatlar diyorlar ya hani şeyler var. Ne diyorlar onlara? Yaratık. Ya yok yok uzayda olan yaşadıklarına inandıkları şeyler var ya canlılar. Uzaylı diyor. uzaylılar, uzaylılar. Evet. Acaba uzaylılar mı var orada? <laughs> Bu uzayların tipi nasıldır? Küçükler mi, ufaklar mı? Bazen NASA'dan, şuradan, buradan ilginç, egzantrik şeyler geliyor ama ne kadar doğrulanacak, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyoruz tabii ki. Ee, ama ben uzayın fethedileceğine, uzayın ötelerine doğru geçileceğine inanıyorum. Rahman 33. Evet. Ya mahşeral <laughs> cinni vel ins, ey insanlar ve cin topluluğu. Ayet-i kerime. İnistata'atüm <laughs> en tenfuzu min aktaris semavati vel ard. Yerin ve göğün sınırlarını, katrelerini, dönemlerini, aşamalarını, tabakalarını, bakın yerin ve göğün. Eğer aşabilirseniz, aşa, aş, aşmaya çalışın, buyurun. Kur'an'ı aşın diyor. Çalışın, gök ve yerin bütün tabakalarını aşın diyor. La tenfuzun diyor, aşamazsınız. <laughs> Peki şart ne aşmak için? İlla bir sultan. Önce diyor füzeni yap, füze. Sultan otorite, güç, kudret, kuvvet. İki, iradeni ortaya koy. Fezayı fethetmekle ilgili iradeni ortaya koy. Fezaya git diyor. Kur'an gitme demiyor. Git ama ona uygun olan aletlerle, füzelerle, ışınlamalarla ancak gidebilirsiniz. Belki ileride insanlar ışınlanacak ve insanlar milyon kilometreler ötesindeki alemlere gidebilecekler. Değil mi? Ve onlar gittikleri günde Hz Muhammed'i doğrulayacaklardı. Peki o zaman bir soru. Hocam şu anda, sizin aklınıza gelmeliydi bu soru. Yani eğer başka alemlerde e, başka insanlar varsa, başka hayat varsa neyle mükellefler sizce? Neyle sorumlu olabilirler? Ne diyorsun? Kanatır söyle. Ee, eğer, sorumlu olur mu yani? Eğer peygamber göndermişse Allah Celle Celaluhu, tabii ki de sorumlu olurlar. Aferin. Sen ne diyorsun? Benim de aynı düşünce hocam eğer kendilerine doğru yolu gösterilecek bir elçi gönderildiyse kesinlikle sorumlu olurlar hocam. Teşekkür ederim. E ne diyorsun? Ben de aynı düşüncedeyim arkadaşlarım hocam. Aynı ne düşünüyorsun ben, Mura? Elçi değil hocam illa ki bir şekilde o bilgi ulaştıysa doğru yolun olduğunu o zaman sorumlu olurlar hocam. Ben. O zaman şöyle diyeceğiz. Ve makunne muazibine hatta ne bahse Biz bir peygamber elçi göndermeden azap etmeyiz. Bitti. Nokta. Demek ki Allah'ın sorumluluğu tutması için bir kavmi, bir milleti mutlak manada bir peygamber gönderme şartı var. Bu peygamberi bildiğimiz gibi gönderir. Ee, bu peygamberi kardeşimizin dediği gibi bir vesileyle gönderir. Çünkü insan aklı, insan aklı Allah'ı bilmeye muktedirdir. Salt akıl, tek akıl. Gazali bu konuda, Razi, Fahreddin, Razi, İmam Gazali bu konuda müthiş şeyler söylüyorlar. Ve çocuklar bir şey söyleyeyim sizlere. İşte Kopernikler, Batlamyus'lar, şunlar, bunlar bilim adamları. Ee, çok ilginçtir işte dünya e, merkez mi? Eskiden şöyle inanılıyordu. Dünyanın dünya duragandır, merkez duruyor, merkeze duruyor. Güneş ve ay sistemi dünyanın etrafında dönüyor. Hatta bunun dışında düşünenler bundan dolayı idam edildiler. Ama e, Kur'an-ı Kerim diyor ve kullun fi felekin yesbahun. Her biri bir yörüngede yüzmeye devam ediyor. Gazali gibi, Fahreddin Razi gibi İslam alimleri, onlar olmadan çok önce bu konularda müspet bakış vermişler ve dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ifade eden ayeti kerimeyi doğru anlamışlar. Ve kullun fi felekin yesbahun gökler ve yerler, yani ay, dünya tek bir yörünge etrafında dönmeye devam etmektedir.